Değerli arkadaşlar, merhabalar. Öncelikle 23 Nisan nedeniyle çocuklarımızın Çocuk Bayramı'nı ve tüm ulusumuzun da Ulusal Egemenlik Bayramlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu analizimde 5 adet hislerin analizini yapmaya çalışacağım. Teknik detaylar üzerinde durmaya çalışacağım. Petkim, Aselsan, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Galatasaray hisseleri son günlerde en çok sorulan hisseler özelliğine sahip olduğu için bu hisseleri seçmek durumunda kaldım. Evet, yasal uyarımızı bu şekilde sizlere sunduktan sonra Petkim hissesiyle başlıyorum arkadaşlar. Analiz yaparken pivot sistem verilerini öncelikli olarak değerlendireceğim. Günlük ve haftalık pivot verilerinin hangi seviyelerde olduğunu izah edeceğim. Para giriş ve çıkışlarındaki durumun ne alemde olduğunu ifade etmeye çalışacağım. Ve bir de borsapivot.com sitesinin verilerinden istifade ettiğimi sıklıkla vurguluyorum zaten. Bu sitenin teknik analiz sistemine göre kısa vadeli olarak hisselerin hangi durumda olduğunu, hangi teknik görünüm altında olduklarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet sevgili arkadaşlar, Petkim hissemiz son kapanışını 4.60 ile gerçekleştirmiş durumda ve 3 milyon civarında bir para çıkışı yaşayarak son kapanışını yaptı. Günlük pivot seviyesi, yani yarın için geçerli olan 24 Nisan tarihi için geçerli olan pivot seviyesi 4.61 olup bu pivot seviyesinin üzerinde bir seyir hakim olmadıkça görünümün aşağı eğilimli olduğu düşünülecektir. Bu durumda arkadaşlar 4.61 aşağısında 4.58, 4.57 ve 4.54 seviyeleri günlük destekler olarak takip edilmesi gereken noktalardır. Eğer 4.61 üzerinde kalınıyor ve bu seviye destek olarak algılanıyorsa 62, 4.65 ve 4.66 dirençlerine dikkat edilmeli. Arkadaşlar Petkim hissesinin son günlerdeki para giriş çıkış durumuna baktığımız zaman ise son 5 gün itibariyle bir hesap yapıldığında 27.6 milyon civarında bir para giriş çıkış tablosunun olduğunu görmekteyiz. 3 gün ve 4 gün önce yaklaşık 60 milyon civarında bir para girişi yaşamış olsa da son 2 gün itibariyle para çıkışı eğiliminin ön planda olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar borsapivot.com sitesinin kısa vadeli teknik analiz sinyallerine baktığımız zaman 4.73 seviyesinden 3 gün önce olumlu bir sinyal oluşmuş ve 4.85 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanmış olsa da %2,5'luk bir prim avantajı söz konusu olsa da son kapanış 4.60 olduğu için %2.75'lik bir kayıp söz konusu ancak hala bir stat sinyali veya olumsuz bir sinyal oluşmuş durumda değil şu anki son kapanış itibariyle. Sevgili arkadaşlar, Petkim'in grafiksel görünümüne bakacak olursak ise haftalık grafik üzerinden sizlere açıklama yapacağım. 4.79 seviyesi şurada gördüğünüz yatay kırmızı hat itibariyle önemli bir direnç konumunda ve zira 4.76 seviyesi de Fibonacci kriterleri itibariyle bir direnç konumunda. Dolayısıyla 4.76-4.79 direnç bölgesi aşılmadan Petkim'de yukarı eğilimin devam etmesini düşünmek oldukça zor olacaktır teknik açıdan. Şayet bu seviyeler aşılır, 4.80 üzerinde net kapanışlar görmeye başlarsak bu durumda arkadaşlar nereye kadar yükseliş olabilir sorusunun cevabını Fibonacci kriterleri 5 seviyesi ve sonrasında ise 5.19-5.20 seviyesi olarak yanıtlamakta. Haftalık olarak konuya bakacak olur isek Petkim 4.66 seviyesinde haftalık bir pivot verisine sahip. Bu şekilde bir hesaplama yapılmış. 4.66'nın üzerinde kalındıkça 4.84, 5.02 ve 5.20 seviyeleri Petkim için haftalık direnç noktaları olarak, pivot direnç noktaları olarak görülmekte. Ancak 4.66 seviyesinin aşağısında kalınır. Bu seviye aşağısında kapanışlar yaşanmaya devam ederse 4.48, sonrasında 4.30 ve sonrasında 4.12 seviyeleri önemli pivot destekleri olarak izlenmesi gereken seviyeler konumundaymış. Arkadaşlar Petkim için kısa vadeli bir yükselen trend söz konusu ve bu trend 4.50 seviyesinde bir alt desteğe sahip. 4.50 kısa orta vade adına bir stop loss sebebi olarak da öngörülebilir. Gelelim arkadaşlar Aselsan hissemize. Bu arada bu görselleri tabloda görmekte olduğunuz bu görselleri nereden aldığım hususunda sorular gelmekte. Arkadaşlar borsapivot.com isimli bir site bulunuyor. Bunu sürekli olarak sizlere vurguluyorum. Analizlerimde
sıklıkla bu sitenin pratik verilerinden istifade etmekteyim. Sitenin ana sayfasında gerek borsa gerekse Viyop için günlük, haftalık ve aylık destek ve direnç noktalarını her gün, her akşam görebilme imkanınız bulunuyor. Örneğin günlük para giriş çıkışıyla ilgili bilgilenmek istiyorsanız şuraya hangi hisse ile ilgili arama yapmak istiyorsanız bunu yazmanız yeterlidir. Örneğin Sasa diyelim arkadaşlar. Sasa'ya ara dediğimiz zaman derhal bize son 5 gün itibariyle hangi gün ne miktarda bir para giriş çıkış durumunun olduğunu ve son 5 gün itibariyle net durumunun ne olduğu konusunda bilgi vermekte. Yine günlük işlem yapmakta olan arkadaşlarımız günlük pivot verilerini buradan bütün hisseler bazında öğrenebiliyorlar. Şuraya hisse adını yazmanız ve ara demeniz yeterli olacaktır. Haftalık pivot verileri yine tüm hisseler için verilmekte. Teknik analiz sonuçları olarak ise sitenin kendine has bir yöntemiyle olumlu ve olumsuz sinyal üreten hisseler bazında da günlük bir şekilde yorumlar ve değerlendirmeler alabilmektesiniz. İstatistiki bilgilere ulaşabilmektesiniz. Evet arkadaşlar, biz tekrar Aselsan'a dönelim, onunla devam edelim. Aselsan için son kapanışımız 21 seviyesinden gerçekleşmiş. Pivot seviyemiz 21.06 olarak görülüyor. Dolayısıyla pivot seviyesinin aşağısında bir kapanış olduğu için Aselsan'ı aşağı yönlü izlemekte yarar bulunuyor. 20.89, 20.84 ve 20.67 seviyesine kadar geri çekilme olasılığının olduğunu görmekteyiz. 21.06'nın aşağısında kalır ise eğer, şayet 21.06'nın üzerine yarın çıkılacak olur ve burası bir destek olarak algılanır ise, bu durumda ilk takip etmemiz gereken direnç noktamız günlük bazda arkadaşlar 21.11, sonrasında 21.18 ve sonrasında ise 21.33 seviyeleri görülmekte. Aselsan için son günlerdeki para giriş çıkış durumuna baktığımız zaman son 5 gün itibariyle 4.2 milyon TL civarında bir para girişi oluşmuş. Genel anlamda yoğun bir para çıkış baskısının olmadığını, hatta hafif bir para giriş eğiliminin olduğunu görebiliyoruz. Bu tabloda Aselsan'ın para giriş çıkışıyla ilgili olarak temkinli bir iyimserlik içerisinde olduğunu göstermekte. Teknik sinyallere baktığımız zaman ise Aselsan 23 gün önce 22.96 seviyesinden bir olumsuz sinyal üretmiş. En düşük 19.79'u görmek suretiyle 13.81 civarında bir değer kaybından korumuş bu sinyale göre hareket eden yatırımcıyı. Ancak son kapanış durumuna baktığımız zaman ise sinyal fiyatından sonra %8.5 civarında negatif konumda bulunuyor. Arkadaşlar Aselsan'ın haftalık grafiğini incelediğimiz zaman ise şurada gördüğünüz kırmızı hattımız çok net bir şekilde 20.36 seviyesinin bir destek olduğunu, bu destek seviyesinin kırılması durumunda Aselsan'ın 18.30'lara doğru, 18.39 seviyesine doğru bir geri çekilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. O halde kısa orta vade adına 20.36 seviyesinin bir stop loss sebebi olarak görülebilme ihtimalini dikkate alabiliriz. Bu seviye yakından izlenmeli. Aselsan için değerli dostlar sürekli olarak aynı analizi yapmaktayım. 25 seviyesinin üzerine çıkıp da bu seviyeyi net bir destek konumuna getiremedikçe 30 seviyelerine doğru hareketlenme ihtimali teknik olarak son derece zayıf görünmekte. 25 seviyesinin üzerine zaman zaman sıçramalar yaşıyor olsa da maalesef ki bu seviyeden sürekli, bu seviye üzerinden sürekli satışlar görmekte ve 20 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme geliyor. Türk Hava Yolları'na gelelim arkadaşlar. Son günlerin hareketli hissesi konumunda Türk Hava Yolları ise arkadaşlar 13.93 ile son kapanışını gerçekleştirmiş. Pivot seviyesi, günlük pivot seviyesi, yarın için geçerli pivot seviyesi 13.95. Dolayısıyla pivot değerinin aşağısında bir kapanış olmuş. Bu noktada 13.86, 13.80 ve 13.71 seviyeleri önemli destekler olarak karşımıza çıkıyor. 13.95'in üzerinde kalınacak olur, bu seviye tekrar destek konumuna gelecek olur ise 14.01, 14.10 ve 14.16 seviyeleri yakından izlenmeli dirençler olarak. Evet, Türk Hava Yolları ile ilgili olarak arkadaşlar para giriş çıkış durumuna baktığımız zaman son 5 gün içerisinde 24.5 milyon civarında bir para girişinin oluştuğunu görmekteyiz. Ancak son 2 gün itibariyle 17 milyon ve 3 milyon 4 milyon civarında bir çıkış. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nda son 2 gün itibariyle bir para çıkışı eğiliminin de gündemde olduğunu akılda tutmakta yarar bulunuyor. Türk Hava Yolları için Borsa Pivot sitesinin teknik sistemi 12 gün önce 14.31 seviyesinden olumlu bir sinyal üretmiş. Kısa vadeli sinyallerdir bunlar tabii ki arkadaşlar. %2.45'lik bir avantaj oluşmuş ama son kapanış itibariyle %2.66 ile olumsuz durumda bulunuyor. Ancak henüz
olumlu sinyalini devam ettirmekte. Net bir sat sinyali veya olumsuz bir sinyal üretmiş durumda değil. Garanti Bankası'na gelince arkadaşlar, Garanti Bankası'ndaki durum 8.29 ila kapanış gerçekleştirmiş. Günlük pivot seviyesi 8.31. 8.31 seviyesinin aşağısında kalmaya devam eden bir görüntü söz konusu olur ise bu durumda 8.25, 8.22 ve 8.16 seviyelerine kadar devam edebilecek bir geri çekilme riski var demektir. 8.31 seviyesi yakından izlenmeli. Bu seviye üzerinde kalınıyorsa 8.34, 8.40 ve 8.43 seviyeleri direnç olarak yakından izlenmeli. Garanti Bankası'nda arkadaşlar son günlerde çok bariz bir para çıkış eğilimini görmekteyiz. Son 5 gün içerisinde 82,5 milyon TL civarında bir para çıkışı oluşmuş. Son günlerdeki çıkışları ise gün gün buradan takip edebilirsiniz. Yine 8.49 seviyesinde Garanti Bankası 2 gün önce olumsuz bir sinyal üretmiş kısa vadeli teknik sinyaller itibariyle ve sonuçta %2.36 civarında bir değer kaybının oluşması gündeme gelmiş bu son sinyal fiyatından sonra. Arkadaşlar bu arada Türk Hava Yolları'nın haftalık grafiğini aktarmadan Garanti Bankası'nı atladım. Tekrar Türk Hava Yolları'na dönüyorum. Türk Hava Yolları için arkadaşlar haftalık anlamda pivot seviyemiz 14.18'dir. 14.18 seviyesinin aşağısında kalındıkça bu seviye bir direnç özelliğini hafta boyunca gösterecek olursa yönün aşağı olabileceğini, ilk etapta 13.80, bu desteğin kırılması durumunda ise 13.48 ve 13.10'lara kadar devam edebilecek bir geri çekilme riskinin gündemde olduğunu dikkate almakta yarar bulunuyor. Ve yine arkadaşlar Türk Hava Yolları için 13.13 seviyesi önemli bir trend desteği konumunda. Kısa vade adına ise 13.85 seviyesi bir destek olarak izlenebilmeli. Şurada görmekte olduğunuz düşen hattımızın üzerinde şu an için kalmaya devam ediyoruz. 13.85 üzerinde bulunuyoruz ama 13.85'in yani şu sarı hattın aşağısına inilmesi durumunda 13.10'lara kadar devam edebilecek bir geri çekilme riskinin oluştuğunu ifade etmek isterim. Evet arkadaşlar, Garanti Bankası'nın kritik verilerini aktarmıştık, orada kalmıştık. Garanti Bankası'na haftalık bazda bir değerlendirme yapacak olursak 8.51 seviyesi Garanti Bankası için bu hafta için bir pivot seviyesi konumunda. 8.50'nin aşağısında kalınması durumunda 8.25 önemli bir destek. Garanti Bankası 8.29 ila son kapanışını yapmıştı. Dolayısıyla 8.25 desteğine çok yakından dikkat edilmeli. 8.11 eğer 8.25 desteği kırılırsa takip edilmesi gereken bir destek. Eğer 8.11'de kırılacak olur ise 7.85 riski ortaya çıkabilecek durumdadır. Garanti Bankası için arkadaşlar 9 şurada görmekte olduğunuz yükselen bir trend bulunuyordu. Bu trend kırılmış durumda şu anda. 9.23 üzerine çıkılmadıkça Garanti Bankası için istikrarlı bir yükselişten veya bir yükselen trendin içerisinde bulunduğundan söz etmek mümkün olamayacaktır. Garanti Bankası şu anda 8.25 arkadaşlar burada bir kez daha görmekteyiz. Şuradaki Fibonacci destek noktamız, zira pivot desteğimiz de bu durumda. İşte bu destekten tepki bulup bulamayacağı çok önemlidir. Zira endeksin yönü adına da önemli sinyaller üreten bir hisse olması nedeniyle 8.25 seviyesi kırılıyor mu kırılmıyor mu bu seviyeye çok çok büyük bir önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gelelim Galatasaray hissemize. Galatasaray hissemiz son günlerde Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimallerinin gündeme gelmesi veya bu olasılığın biraz ön plana çıkmasıyla birlikte revaçlı bir hisse konumuna geldi. Bu nedenle çokça sorulmakta olan bir hisse özelliğinde, biliyorsunuz spor hisseleri genellikle şampiyon olacak veyahut da kupalara, Avrupa kupalarına iştirak edebilecek olan bir konum kazanıldıkça bu spor hisselerinde de bir hareketlenme söz konusu oluyor ve en çok hareketlilik ise şu an Galatasaray'da yaşanmakta. Dolayısıyla arkadaşlar, eğer Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorsanız ve bu ihtimali yüksek görüyorsanız Galatasaray hisselerinin de bu anlamda ilgi göreceğini, revaçlı olabileceğini dikkate alabilirsiniz. Son hafta itibariyle Galatasaray'ın ile Başakşehir arasındaki puan farkının 3'e düşmesi ve Galatasaray'ın avantajının, averajının daha iyi durumda olması Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimallerini biraz ön plana çıkarmış olmalı ki haftaya oldukça olumlu başladı. Arkadaşlar, Galatasaray hissemizin 1.51 son kapanışı, pivot seviyesi 1.48. Dolayısıyla pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış yaşadığı için 1.48'in aşağısına gelmemek şartıyla yönünün kısa vade adına yukarı olduğunu düşünebiliriz. 1.60, 1.66 ve 1.78 seviyeleri Galatasaray hissemiz için önemli bir direnç noktası olarak, günlük direnç noktası olarak ortaya çıkmakta. Ancak arkadaşlar, spor hisseleriyle ilgili şu hususu hatırlatmak isterim. Genellikle spor hisselerinde
Hafta sonundan önce Perşembe Cuma günü belli pozisyonlar alınabiliyor ve maçlar oynandıktan sonra bir yukarı atak olduktan sonra ardından bir kar realizasyonu geliyor ve sonraki haftaya yönelik olarak bir takım hesaplar kitaplar yapılmakta. Dolayısıyla çok istikrarlı net bir şekilde bir yükseliş eğiliminin her an söz konusu olmayabileceğini, maçların sonuçlarının belli olmasından sonra yukarı ataklardan sonra gelebilecek olan kar satışlarını da mutlaka dikkate almanızda yarar olduğu kanaatindeyim. Evet, Galatasaray ile ilgili olarak arkadaşlar son 2 gün, bakınız son günlerde 4 gün önce, 3 gün önce ve 2 gün önce olumlu bir seyir söz konusu olmuş, para girişleri yaşanmış ama son 2 gün itibariyle baktığımız zaman, Cuma günü ve özellikle Pazartesi gününe baktığımız zaman prim, oldukça ciddi bir prim yaptığı Pazartesi günü itibariyle baktığımız zaman bu primlilikte bir para çıkışının oluştuğuna tanık olmuş durumdayız. Bu durumda arkadaşlar Galatasaray hissemiz için teknik sistem 12 gün önce 1.27 seviyesinden bir al sinyali, olumlu bir sinyal üretmiş. 1.27 ardından en yüksek 1.53 seviyesi görülebilmiş ve %20 civarında bir prim oluşturmuş bu teknik sinyal. Şu anki duruma göre ise arkadaşlar %18.90'lık bir primlilik konumuyla karşı karşıya bulunuyoruz ve olumlu sinyalimiz de devam etmekte. Arkadaşlar teknik görüntüye bakacak olursak, haftalık grafik bazında teknik görüntüye bakacak olursak 1.47 seviyesi, 1.48 seviyesi Galatasaray için bir pivot, haftalık pivot seviyesi konumunda. Bu seviye üzerinde kalındıkça 1.60, 1.66 ve 1.78 seviyelerinin pivot sistem olarak ön plana çıkabildiğini görüyoruz. Diğer taraftan arkadaşlar %23.6'ya denk gelmekte olan 1.59 seviyesi Galatasaray için önemli bir Fibonacci direnci konumunda. Şayet bu direnç aşılır ve burası bir destek konumuna gelir ise, nereye kadar yükseliş yaşanabilir sorumuzun yanıtını ise bir sonraki Fibonacci ölçümümüzü vermekte. 38.2'ye denk gelen 1.87 seviyesi sonrasında ise arkadaşlar 2.09'lu seviye olarak şu bölge kendini göstermekte. Dolayısıyla 1.58'in aşılması ve buranın destek yapılabilmesi büyük önem taşıyor. Son olarak arkadaşlar genel anlamda bir yabancı takas oranı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Yabancı takas oranındaki gerileme eğilimi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle, daha doğrusu son pazar günü itibariyle yapmış olduğum analizimde ayrıntılı bir endeks analizi vermiştim. Bu videonun sonuna da ekleyeceğim bu analizi. Ayrıntılı bir şekilde izleme şansınız olabilecektir. Zira son gün itibariyle arkadaşlar %0.23 civarında yabancı takasında bir gerileme yaşanmış. Dolayısıyla %66'lar seviyesine çıkmış olan yabancı takasındaki gerileme eğilimi son günler itibariyle de devam etmekte. Bu anlamda endeksin kritik seviyelerine, kritik noktalarına yakından dikkat etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Evet sevgili arkadaşlar, bu analiz aktarırken sizlere Matrix programı ve BorsaPivot.com sitesi kaynak olarak almak, referans olarak almak kaydıyla bu bilgileri aktardım. Dolayısıyla bu tarz analizlerden yararlanmak istiyorsanız ve analizler aktarıldığı anda anlık bir şekilde gecikme olmaksızın dinlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler ve saygılarımla hoşça kalınız. İyi bir hafta diliyorum.